6 dakika kanalına hoş geldiniz. Varsa kuru düşünmek için şifalı bitkiler. Kekik. Çocuklarda bir çay kaşığı, yetişkinlerde ise bir tatlı kaşığı kekik. Günde 2 kere 4-5 gün boyunca alınır. Bir yemek kaşığı kekiği 1 litre sıcak suya koyun. Kekik demlendikten 15 dakika sonra süzüp sabahları aç karnına için. Gün içerisinde bunu tüketin. Zerdeçal. Antiparazit özelliği olan zerdeçalda bulunan köri parazitleri öldürmek için bolca tüketmek gerekir. Karanfil. Karanfil birçok parazite karşı etkilidir. Ananas suyu, papatya suyu, tuz ve toz karanfil ile yaptığınız karışım parazitleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olacaktır. Papatya. Papatya çekirdeklerini yutmak bağırsak kurtarma yok etmede fayda sağlamaktadır. Bir tatlı kaşığı papatyayı bir bardak sıcak suya 10 dakika demleyin. Demlenen çayı süzün, yerine demlekten bir saatinde 3-4 bardak için. Sarımsak. 150 ml hazırladığınız havuç suyunu doğrayıp suyunu çıkardığı 3 diş sarımsağın suyunu sıkı karıştırın. 2 saat arayla için. Zencefil. Keskin kokusu olan zencefil en tehlikeli parazitlere karşı etkilidir. Bir yemek kaşığı eğrelti otunu 2 bardak suda dinleyin ve aç karnı 15 dakika arayla için. Bağırsak kurdu düşürmek için kütler. Malzemeler: havuç, soğan, sirke. Hazırlanışı ve kullanım şekli: havuç rendelenir. Rendelenmiş havuç dövülmüş soğanla birlikte suda kaynatılır. Havuç ve soğandan elde edilen kaynamış suya sirke ilave edilir. Hazırlanan bu karışımı mahal günde 2 kere yıkanır. Malzemeler: kuşkonmaz, zeytinyağı, patlıcan unu, süt. Hazırlanış ve kullanım şekli: zeytinyağı ile birlikte dövülerek ezilen kuşkonmaza patlıcan unu ilave edilerek merhem kıvamına gelinceye kadar süt ile yoğrulur. Hazırlanan merhemler rahatsızlık süresince gün aşırı makata sürülür. Uyarı: haberimize yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın.